Acayip Tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle focaccia yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurum önümde mayalanmış bir şekilde beni bekliyor. Çünkü videoya başlamadan önce hamurumu hazırladım. Şimdi görüntüleri ekrana geliyor. Yoğurma kabımın içine unumu, maya, şeker ve tuzu, üzerine de suyu ekleyerek karıştırdım. Oldukça yumuşak, ele yapışkan bir hamur hazırladım. Gördüğünüz gibi kıvam bayağı bir yumuşak. Focaccia'nın özelliği mutlaka çok yumuşak bir hamurla hazırlamanız gerekiyor. En son hamurum tamamen karıştıktan sonra da tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğurma işlemi yok bu arada. Çok fazla oynamanıza gerek yok. İyice karışıp harmanlansın yeter. Zeytinyağı ile hem kabımı hem hamurumun üzerini yağladım ve mayalanmaya bıraktım. Bir saatin sonunda gördüğünüz gibi gayet güzel mayası gelmiş, delikleri görüyorum. Şimdi artık şekil verip üzerini süsleyeceğiz ve fırına göndereceğiz. Şöyle hemen hamurumu açayım. Bu arada fırınımı da açtım. 230 derecede ısınıyor. Ekmek yapımında, bu tarz hamur işlerinde mutlaka çok sıcak fırına göndermemiz gerekiyor. O yüzden ben de şimdiden açtım, ısınıyor. Şimdi şu malzemeleri biraz kenara alıyorum. Bunlarla şu an işim yok. Hamuru tezgahıma almak istiyorum. Önce tezgahımı biraz yağlayacağım. Bu hamurda zeytinyağı kullanmaktan hiç çekinmiyorsunuz. Özelliği bol bol zeytinyağı kullanılması. Şöyle birazcık tezgahıma yağımı aldım. Üzerine de hamurumu alıyorum. Şimdi parmak uçlarımla özellikle katlaya katlaya hamurumu toparlayacağım. Bir sağdan katlıyorum, bir soldan. Bakın gördüğünüz gibi hamurun üzeri tamamen pürüzsüz bir kıvam aldı artık. Şimdi hamuru şöyle bir kenara alıp biraz dinlendireceğim. Tezgahımı hemen siliyorum. Yanımda gördüğünüz gibi taze kekik, biberiye ve çeri domateslerim var. Şimdi biberiyenin yapraklarını alacağım. Bu arada eğer biberiye ya da taze kekik bulamazsanız, elinizde olmazsa yeşillik koymadan da yapabilirsiniz. Zeytin ve domatesle de çok güzel oluyor mesela. İtalya'da çeşit çeşit focaccia ekmeği var. Aslında pizzayla da biraz yarışıp pizzadan rol çalıyor diyebilirim. Bana göre ikisinin de yeri ayrı. Şöyle kekiğin de yapraklarını alacağım. Bunları kesme tahtamda küçük küçük doğrayacağım. Artık fırın kabıma ekmeğimi yerleştirebilirim. Kare büyük, böyle büyük boy kare bir fırın kabı kullanıyorum. İçine zeytinyağı ekliyorum. Toplamda böyle bir çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Hamuru buraya oturtuyorum. Şimdi şöyle üstünü yağlayarak bu kaba yerleştireceğim. Evet, iyice kabımın şeklini verdim. Şimdi parmaklarımın ucunu kullanarak üstüne bastırıyorum. Bu şekilde de 10 dakika tepsi mayası için bekleteceğim. Sonra üzerine çeri domateslerle süsleyeceğiz.
10 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi tepsi mayası da geldi. Şimdi bu çeri domatesleri üzerine yerleştireceğim. Şöyle parmağımla delikler açıyorum. Ve domatesleri buraya yerleştiriyorum. Domateslerin ardından da altın dokunuş olan deniz tuzunu üzerine öğütüyorum. Kaya tuzu da olur bu tuz. Maldon tuzu da olur. Focaccia ekmeğimi artık pişmesi için fırına götürebilirim. Fırının en alt tarafında pişirme yapacağım. Çünkü cam bir kap kullanıyorum. Altının da iyice kızarmasını istiyorum. Eğer siz de cam bir fırın kabı kullanırsanız alt tarafa yerleştirin. Normal bir fırın kabında ise orta tarafta pişirebilirsiniz. Şimdi focaccia'm çıtır çıtır kızarana kadar pişecek. Evet bayanlar baylar, focaccia'm pişti. Görüntüye bakar mısınız? Sözün bittiği yer. Tek kelimeyle. Şimdi ne yapıyoruz? Fırından çıkar çıkmaz hemen üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Şöyle sıcağı sıcağına zeytinyağını gezdiriyorum. Of çok güzel kokuyor yalnız var ya. Mutlaka deneyin bu tarifimi de. Yaklaşık bir 3 yemek kaşığı kadar üzerine zeytinyağı gezdirdim. Şimdi bir spatula ile bu arkadaşı buradan alalım ki altı buhar yapmasın. Şöyle bir spatula daha aldım. Hemen bir telin üstüne altı hava alacak şekilde geçiriyorum. Burada bir küçük yapışma olmuş ama hiç sorun değil. Şimdi şöyle alalım. Ekmeğimi de buraya getiriyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görseli var. Şöyle çıtırlık testi de yapayım sizin için. Dışı da gayet çıtır. Şimdi tabii ki biraz sıcağının geçmesini bekleyeceğim. Bir 10 dakika, 15 dakika kadar dinlendireceğim ekmeğimi. Sonrasında da dilimleyip size iç dokusunu da göstereceğim. Artık bu bebeğin iç dokusunu gösterme zamanı geldi. Kesme tahtamı yanıma aldım. Hemen onu kesme tahtamın üstüne alıyorum. Böyle domatesler ortada kalacak şekilde kare dilimler halinde. Evet. Of. Şu dokuya, şu iç yumuşaklığa bakar mısınız? Hala içi sıcak ama hemen ağzıma da bir lokma atmak istiyorum. Hani o üstüne son dokunuş vardı ya tuz, deniz tuzu çekmiştim. Nasıl ağızda bir aroma bırakıyor. Yani daha fazla konuşmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi malzemeler çok basit. Her evde olan malzemeler, biberiye kekik olması şart değil, zeytin varsa, eski kaşar, soğan, sarımsak hiç fark etmez. İstediğiniz malzemelerle focaccianızı yapın, fotoğraflarını bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.